çekeceğiz. Ben hemen müzisyen dostumuz, ünlü sanatçımız Pınar Altınok'a dönüyorum. Vallahi süper olmuş. Nasıl, beğendin mi? Süper olmuş. Ellerinize sağlık. Şerefli Türk bayrağının dalgalandığı semalar. Dünya durdukça dünya toprakları üzerinde şerefli Türk bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. O kadar duygulandım, o kadar güzel olmuş ki Semra Türen hanımefendiyi zaten çok sayarım, severim. Olağanüstü güzel bir iş çıkmış. Elleriniz dert görmesin. Ben de buradan kendisine mesaj gönderiyorum. Sevgili Semra, yüreğine sağlık, eline sağlık, sesine sağlık. Programın şarkısı olması nasıl bir duygu efendim? Valla enteresan bir duygu. Özel besteler yapılıyor. Yani Semra Viyana'ya yerleştiğinden beri o kadar... çok aktif maşallah, o kadar çok faal. Müzikle haşır neşir oldu ki. Sürekli beste yapıyor. İnanılmaz besteler yaptı. Tabii. Bir ara aldım. Hatta bir gelişinde seni de konuk etmek isterim. Muhteşem. Düet yaparsınız. Ay tabii, inanılmaz çok severim. Güzel şarkılar. Çok severim. Çok sayarım. Ve duruşunda hiç bozmuyor. Kesinlikle. Senin gibi o da duruşunda hiç bozmuyor. Hazza hanımefendi bir değerli sanatçımız ve Avrupa'da da Türkiye'nin tanıtımı adına çok aktif olarak çalıştığını ben bir sohbetimizde anlatmıştım. Tebrik ediyorum. Türkiye'nin kalkınması için bir taşı diğer bir taşın üzerine koyan bütün meslek gruplarından herkese, hemen gönlünü bu topraklara adayan herkese. Sağ ol. Hemen Türkiye'nin kalkınması deyince ben size belediye başkanımıza döneyim. Evet, nasıl buldunuz şarkımızı? Önce onu sorayım. Çok iyi buldum. Tebrik ediyorum. Emeği geçen çok güzel, çok bütün güzel sanatçılara, hepsine hem teşekkür ederim hem de çok tebrik ediyorum. Sağ ol. Çok hoş, çok sağ güzel. Tabii. Evet efendim, şimdi Side çok önemli bir ilçemiz. Side, evet, hem tarihsel dokusu açısından hem muhteşem kıyıları ve o tarihsel dokuyla aynı zamanda yaz tatilinin bütünleştiği bu güzel ilçemizde öncelikle siz başkan olduğunuzdan bu yana, ki şunu söyleyeyim, Antalya'ya gittiğimde Antalya Belediye Başkanı Menderes Ünal'la beraberdim. Erdal Başkan'la, evet, Kepez'in, ki o da çok başarılı bir başkan, Erdal Öner'le dün Kepez'i dolaştım. O arada da sizden söz açıldığında size başarılı dediler. Ve bir şey ilgimi çekti. Şimdi Menderes Tüler AK Parti'den. Evet. Erdal Öner AK Parti'den. Evet. İşte bakıyorum, Beydibi Belediyesi başka bir partiden. İşte Ormana başka bir partiden. Siz bağımsızsınız. Evet. Ama bu arada başkanlarla sohbet ederken şunu gördüm ki bu benim 30 yıllık gazeteciliğimde en büyük şiarımdır. Yapılan işi takdir edeceksiniz. Takdir etmezseniz halk sizi tokatlar. Böyle bir gerçek vardır. Bir gördüm ki mesela bir başka partinin olan belediye başkanı, evet işte Erdal Başkan başarılı, işte Menderes Başkan başarılı. Mesela sizle ilgili konuştuğum zaman da sizin için de başarılı dediler. Size kulisle konuşurken dediniz ki hakikaten Menderes Başkan da başarılı, Erdal Başkan da çok başarılı, inanılmaz güzel işler yapıyorlar diye. Siyaset bir başka yere gidiyor galiba. Siyaset çok güzel bir yere gidiyor. Bravo. Yıllardır özlediğimiz bir yere gidiyor. Hepimizin maalesef unutmamamız gereken bir 12 yıl öncesi yaşadığımız bir dönem vardı burada. İnsanlar birbirlerine düşman gibiydi. Küçük sebeplerle kardeş kardeşi boğazlıyordu. Adeta düşman olmak için, çatışmalar için bahaneler aranıyordu. Çok güzel, ne güzel siz dediniz, şiarımız dediniz, çok hoşuma gitti. Sizin özlemleriniz, bizim özlemlerimiz gerçekleşmeye başladı. Siyaset çok iyi bir noktaya, özlediğimiz bir noktaya gelmeye başladı, geldi geliyor. Çok güzel, çok güzel. Evet. Peki, şimdi Side'den ayağınızın tozuyla gelmişken sevgili Osman Başkan, sizin başkan olduğunuzdan bu yana, ki 2004 değil mi, evet, seçimler, evet, yapıldı. 2009'da da yeni dönem gelecek ve dolayısıyla halk da bakacak kim ne yaptı, ona göre de oyunu verecek. Bu bütün belediye başkanları için söz konusu. Benim fırsatım olmadı. Mesela Antalya Belediye Başkanı'nı ziyarete giderken arabada tahsil edilmişti. Ben almadım ve taksiyle gittim. Niye? Çünkü bir taksi şoförüne hemen sorarım. O bölgeyle ilgili bir şey varsa, yani nasıl başkan, iyi mi filan, ondan sonra kamera da yanımızda yoktu. Ondan sonra anlatmaya başladı. Şimdi Side'de böyle bir imkanım olmadı. Ama ben dolaylı yoldan birçok kişiden dinledim birçok hizmetinizi. Öncelikle siz başkan olarak geldiğinizde, şimdi biliyorsunuz ki Side
sadece Almanların, Rusların, Avusturyalıların ya da diğer Avrupa ülkelerinin insanlarının ziyaret ettiği bir yer değil. Aynı zamanda Avrupalı Türklerin de yoğun olarak ziyaret ettiği bir ilçemiz. Evet. Şimdi SİDE'de neler değiştiği yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Şimdi SİDE'de önce yapılması gereken, çözülmesi gereken acil sorunlar vardı her yerde olduğu gibi. Bir söz var benim çok hoşuma giden. Az gelişmiş ülkelerin sorunu sorunların tespitinde değildir, sorunların önceliğinin tespitindedir der. Sorunların önceliğini belirlemek ve kaynakları doğru şekilde, ekonomik bir şekilde kullanmak çok önemli. Kaynak arttırmak da önemli ama eldeki kaynakları iyi kullanmak, yerinde kullanmak, önceliğini iyi belirlemek çok önemliydi. Böyle bir sorunumuz vardı ve ben sorunların önceliğini daha önceden tespit etmiştim seçimlerden önce. Çünkü doğma büyümesi dediğim bütün sorunlarını 40 yıl önce başladı SİDE'de turizm ve 40 yıldır ben nelerin nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl yapılamadığını, eksikleri neler olduğunu zaten biliyordum. Bu sebeple aday olmuştum. Önceliklerini iyi belirlediğimi düşünüyorum. Suya önce öncelik verdim. Biliyorsunuz insanların en ilkel ihtiyaçlarından birisi hava, su gibi. Hava için şikayetimiz yok. Allah vermiş, bol bol vermiş. Suyu da bol bol vermiş çok şükür. Sadece tek sorun onu kullanabilmekteydi. İzalatlarını, deposunu, teknik donanımlarını sağlayabilmekti. Bunu yaptım ben. Geriye dönük 40 yıldır su sorunu olan birisi değil. Bundan sonra geleceğe dönelim. Siz geldiğinizde su sorunu mu vardı? Vardı tabii. Musluklardan su akıyor muydu? Hep vardı. Az akıyordu. Yeteri kadar akmıyordu. Yüksek sezonda insanlar duş bile alamıyorlardı. Yemek yapacak suları olmuyordu. Pansiyonlarda, otellerde sorunlar oluyordu. Büyük yıldızlı oteller, belgeli oteller bakanlıktan MATAP, Manavgat Turizm Altyapı Birliği'nden sularını alıyorlardı. Ama onun dışındakilerin çok ciddi su sorunu vardı ki o yıldızlı otellerin, bakanlıktan belgeli otellerin de su sorunu olmaya başladı son zamanlarda. O da yetmemeye başladı. Onun için bütün Antalya bölgesinde Türkiye'de olduğu gibi çözümler aranıyor. İşte Antalya Belediyesi'nin orada hükümetin şu andaki yaptığı bakanlığımızın yaptığı bir çalışmayla Manavgat Irmağı'ndan akan suyun, yıllardır bu akan suyun Antalya bölgesinde değerlendirilmesi gündeme geldi. Biliyorsunuz o suyu İsrail'e satmak falan düşünülmüştü ama insanlar bir anda bir baktılar ki etrafına bizim su sorunumuz varken bu suyu niye biz habire İsrail'e satmakla uğraşıyoruz? Önce kendi sorunumuzu çözelim diye düşünülmeye başlandı. Fakat bu uzun zaman alabileceği için, çok geniş büyük bir proje olduğu için ben bir an önce, bir günde önce olsa SİDE'nin su sorunu çözmek zorundaydım. Bunu beklemedim çünkü ne zaman gerçekleşeceği belli değildi. Her halükarda altyapıya ihtiyaç vardı. Nereden aldı? Suyun sahibinin kim olduğu benim için önemli değildi. Önemli olan bir an önce SİDE'lileri su sorunundan kurtarmak. Öncelikle su sorununu çözdüm ve gelecek 50 yıl için çözdüm. Ama gelecek 50 yıl, tabii gelecek 50 yıl için ne bu kadar uzun vadeli yaptık. Bravo. 5000 tonluk bir su deposu yaptım. 7 kilometre öteden daha önce Manavgat Irmağı kenarında 35 metre derinlikte sadece bir tek keson kuyu vardı. Şelaledeki su, yani Manavgat Irmağı'ndaki su barajdaki teknik konular nedeniyle kesildiği zaman direkt SİDE'de de su kesiliyordu. Yani böylece öncelikle böyle önemli bir adliye konuşacağız tabii ilerleyen dakikalarda. Ama yani su zaten Türkiye'nin, Avrupa Birliği yolundaki bir Türkiye'nin üstelik de dünyaya açılan kapılarından biri olan SİDE'de sizin döneminize kadar su sorunu olmuş olması gerçekten hüzün verici ama bunu çözdüğünüz için de ben sizi kutluyorum Sayın Başkan. SİDE'yi bu ciddi, teşekkür ederim. SİDE'yi bu ciddi eksikten ve ayıptan kurtardık. Çok çok güzel. Evet. SİDE ile ilgili yine konuşmaya devam edeceğiz ama bildiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramımız geçti. Cumhuriyet'in 84. yıl dönümü idi geçen hafta. Ve sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da Cumhuriyet Bayramı çeşitli yerlerde, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ve Avrupa'da 7 gün ekibi de bu etkinlikleri izledi. Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde de temsilciliklerimizin bulunduğu yerlerde, bulunmadığı yerler de dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin girişimleriyle Cumhuriyet Bayramı da kutlandı ve Avrupa'nın her köşesinde Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 84. yıl dönümü nedeniyle çeşitli davetler verildi. Rhein-Main temsilcimiz Şükrü Doğru Mannheim'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamasını izledi ve katılanların da görüşlerini aldı.